Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan kebabı tarifi vereceğim. 1 kilo patlıcanla yapacağım. İlk önce patlıcanlarımı doğrayacağım. 2 parmak aralıklarla doğradıktan sonra tuzlu suda bekleteceğim. O arada da köftemi hazırlamaya başlayacağım. Hemen patlıcanlarımı doğrayarak başlıyorum. Şöyle uç kısımlarını atıyorum. Çok aşırı ince olmadan doğruyorum. Evet, patlıcanları doğradım. Hemen üzerine su ekliyorum. Ve biraz da tuz ekleyip bekleteceğim. Bu kenarda beklerken tuzlu suda ben hemen köftemin yapımına geçiyorum. Evet, hemen şimdi kebabın köfte yapımına geçeceğim. Yarım kilo kıymayı yoğurma kabıma alıyorum. Bir adet yumurta. Yarım çay bardağından daha az sıvı yağ. Bir çay bardağı dolusu galeta unu. Ekmek içi de koyabilirsiniz. 2 diş sarımsak. Bir adet orta boydan biraz daha büyük kuru soğanı rendeledim. Baharat olarak da karabiber, pul biber, kimyon ve tuz. Birer çay kaşığı. Baharatları azaltıp çoğaltabilirsiniz istediğiniz gibi. Evet, hemen yoğurmaya başlıyorum. 2-3 dakika yoğuracağım. Şöyle çay kaşığının ucuyla da karbonat ekleyeceğim. Evet, köfteyi yoğurdum. Artık şeklini vermeye başlıyorum. Yanıma da bir miktar sıvı yağ aldım. Elimi bulamak için. Şöyle hafif hafif. Çok büyük yapmıyorum. Bu kadar iyidir. Çünkü patlıcan da çok büyük olmadığı için. Patlıcanın boyu kadar. Böyle hazırlayacağım. İsterseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. Köfteleri hazırladım. Yanıma da uygun bir tepsi aldım. Üzerine de, yani daha doğrusu ortasına koyacağım. Ben, siz isterseniz aralarına da koyabilirsiniz. Domates, kırmızı biber, yeşil biber ve sarımsak kullanacağım. Ve ayrıyetten de tereyağıyla salçalı bir sos hazırlayacağım suyla üzerine dökmek için. Ama öncelikle köfte ve patlıcanları şu şekilde boyuna uygun olanları böyle hazırlayacağım. Sırasıyla dizeceğim. Evet, patlıcanları köfteyle birlikte dizdim, gördünüz. Kimini iki patlıcan koydum. Çünkü patlıcan çok küçüleceği için piştiği zaman. Ondan dolayı biraz fazla koydum. Hemen domatesleri de şöyle ortasına. Biberleri de aralarına koyacağım.
Birkaç da diş şöyle sarımsak atıyorum. Patlıcana koku vermesi için. Hemen üzerine salçalı sosumu hazırlamak için ocağımın başına Geçiyorum. geçtim. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Tereyağı da kullanabilirsiniz isterseniz. Şöyle bir yemek kaşığı biber salçası. Şöyle birer çay kaşığıyla pul biber ve karabiber. Bunu ekleyeceğim. Kaynamaya başlayınca bir çay bardağı daha su ekledim. Azıcık kaynattıktan sonra ocaktan alacağım. Evet, sosumu hazırladım. Gördüğünüz gibi hemen üzerine her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Şöyle içerisine yarım çay bardağı daha su ekledim. Yağlı kağıt örtüyorum. Yarım saat boyunca 200 derecelik fırında yarım saat boyunca yağlı kağıt üzerinde pişireceğim. Ve 15 dakikada yağlı kağıdı alıp üzerinin kızarması için pişireceğim. Şimdi hemen fırınıma gönderiyorum. Evet, patlıcan kebabı hazır. Gördüğünüz gibi. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Seval Mutfakta olarak. Oradan da hikayelerle, normal paylaşımlarla sizlere günlük hayatta yapabileceğiniz menüler sunuyorum. Fikir olması için oradan da takip edebilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.